Gittikçe karmaşıklaşan toplum yapısı, teknolojik gelişmeler, siyasi, sosyal ve ekonomik krizler bireyleri ve organizasyonları problemli durumlarla karşılaştırmaktadır. Günlük yaşamımızda ve profesyonel iş hayatımızda sürekli olarak karşımıza çıkan bu problemleri hızlı ve etkili çözebilmek için çaba göstermemiz gerekmektedir. Bireysel mutluluğumuz, profesyonel kariyerimiz, çevremizle uyum ve bütünlük içinde olmamız bu problemleri çözüp çözemememizle yakından ilgilidir. Problem olmayan yerde gelişme de olmaz. Problemler, büyük kısmı su altında kalmış potansiyel sorunların su yüzüne çıkan kısımlarıdır. Su yüksekliği azaldıkça daha çok görülür hale gelirler. Problem çözme, insanın bilgi, deneyim, sezgi ve yeteneklerini uyum içinde kullanması gereken bir süreçtir. Sizler bu eğitimi tamamladığınızda karşılaştığınız problemi tanımlayabilecek, problemin birey ve organizasyon üzerindeki etkilerini değerlendirebilecek, çözüm için doğru yaklaşım ve tutumları geliştirebileceksiniz. Unutmayınız ki küçük problemler zamanında çözülmezse boyut ve yön değiştirerek kontrolden çıkacaktır. Başarı, kişilerin günlük hayatta ve iş hayatında karşı karşıya kaldıkları problemlerin esiri olmadan problemi akılcı bir yaklaşımla analiz etmelerine ve problemi ortaya çıkaran nedenleri gerçekçi olarak belirleyip çözmelerine bağlıdır. Karşılaştığı problemleri etkili ve hızlı çözebilen kurumlar en dinamik ve rekabetçi özelliklere sahip olanlardır. Bu nedenle kurumların yaşadığı sorunların çözümünde her kademeden çalışanın katkısından yararlanmak gerekir. Yani bir kurumdaki en üst düzey yönetici de, en alt düzeydeki çalışan da organizasyon içindeki birçok problemin çözümüne katkıda bulunmak zorundadır. Problem hakkında araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, tartışılacak, çözümlenmemiş bir sorundur. Amaçları zedeleyen, bozan, istenilen şartlarda ürün-hizmet sunumunu engelleyen, ürün-hizmetin birbiriyle uyumlu olmasını önleyen olaylara problem denir. Problemler, gerçek durumun koşulları, istenen durumun koşullarından farklı olduğunda ortaya çıkar. Problem, üç temel öğeyi içerir. Bunlar, birey, engel ve amaçtır. Eğer bu üç öğeden biri yoksa ya da hedefe ulaşmak için alternatif yol yoksa problem de yoktur. Bir durumun problem olması için durumun yeni olması, çözümünün birey tarafından hala hazır durumda biliniyor olmaması, bu durumun insan zihnini karıştırması, bireyin daha önceden edindiği yaşantıların yardımıyla çözülebilir nitelikte olmasını sağlayacak özellikleri taşıması gerekir. İnsanlar problemleri 3 seviyede çözerler. Birinci seviyede sadece problemi çözerler ya da problemin belirtisini ortadan kaldırırlar. İkinci seviyeye çıkmayı başaracak olurlarsa problemin kök nedenini bulur ve onu ortadan kaldırırlar. Olasılıkla bir kural değişikliği yaparlar. Üçüncü seviyede ise söz konusu probleme yaklaşımlarını gözden geçirirler ve söz konusu probleme olan yaklaşımların başka hangi alanlarda yaygın olduğunu ve soruna yol açtığını araştırıp bu konuda harekete geçerler. İnsanlar genellikle problemleri birinci seviyede çözerler. Böylece o problemler sürekli tekrar ederler ve insanların yaşamları problemden geçilmez. Örneğin, insan grip olursa doktora gider ve ilaç alır. Bu birinci seviyede öğrenmedir. Hasta olursam doktora gider, ilaç alır ve iyileşirim. İkinci seviyede öğrenme, beni grip yapan neden nedir? Ben ince giyiniyorum, onun için çabuk hasta oluyorum. Öyleyse bundan sonra hava koşullarına uygun giyineyim. İkinci seviyede öğrenmede insan problemin nedenini araştırır ve kalıcı bir çözüm alır. Üçüncü seviye öğrenme, problem olan yaklaşım gözden geçirilir.
Kişi sorunu ortaya çıkaran anlayışını ve sorunu çözme yaklaşımını irdeler. Ben niçin ince giyiniyorum? Çünkü gençler üşümez diye bir genellemen var. Bu doğru olmayan bir genelleme, uygun giyinmeyen gençler üşüyebilirler de terleyebilirlerdi. Genel olarak bu sorunlara benzeyen birçok sorunu çözme yaklaşımımızdaki temel model yangın söndürme yaklaşımıdır. Problem, kişinin karşılaştığı, çözülmesi gereken ve bunun için gerekli olan çözüm yolunun hemen bulunamadığı bir durumdur. Problem çözme, yanlış giden işleri düzeltmek ve anlaşmazlıkları çözmek için ne yapılması gerektiğinin belirlenmesidir. Problem çözme, daha önceden kazanılan bilgilerin yeni ve tanınmayan durumlara uygulanması sürecidir. Bir proje liderinin taşıdığı pek çok sorumluluk içerisinde en önemlisi problem çözmedir. Bir problemi çözebilmek için öncelikle problemin tanımlanması gerekir. Problem çözmenin ön koşulu problemi çözülebilir olarak görmektir. Ulaşılmaz olarak gördüğümüz problemi çözemeyiz. Çağdaş problem çözme süreci olan bilimsel problem çözme yöntemi sorgulamaya dayanmaktadır. Bilimsel problem çözme basamakları şu şekildedir. Problemin belirlenmesi ve tanımlanması, çözüm alternatifleri üretilmesi, alternatifler arasından en iyisinin seçilerek probleme uygulanması, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi. Problemin ve nedenlerinin araştırılması, problemin doğru tanımlanması, çözüme götüren en önemli adımdır. Bir problem 7 aşamalı olarak çözüme götürülür. Birinci aşama, problemin fark edilmesi. Bir problemin hissedildiği aşamadır. Problemin çözülebilir olması gerekmektedir. İkinci aşama, problemin tanımlanması. Fark edilen problemin tanımlandığı ve sınırlandırıldığı aşamadır. Problemin sınırlandırılması çözüm açısından çok önemlidir. Çünkü sınırları belirlenmemiş bir problem için çözüm yolları geliştirmek güçtür. Problem açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmelidir. Üçüncü aşama, hipotezlerin oluşturulması. Problemin çözümüne ilişkin mümkün olduğu kadar çok çözüm yolunun oluşturulduğu aşamadır. Hipotezlerin oluşturulması, problemin çözümüyle ilgili yapılabilecek olanların sınırlarını çizer. Hipotez, bilinmeyenler konusunda tahminlere dayalı geçici önerilerdir. Bu tanım çerçevesinde her bir öneri niteliğinde olan ve problemin çözümüyle ilgili karar vermeye yardımcı olacak hipotezler geliştirilir. Doğrulanan hipoteze yasa, kısmen doğrulanan ve yeni bilgilerle desteklenebilecek hipoteze ise teori denir. Dördüncü aşama, problemle ilgili bilgi toplanması. Problemin çözümünde yararlanılacak kaynakların belirlendiği aşamadır. Oluşturduğumuz hipotezleri elde ettiğimiz bilgilere göre test edeceğimiz için kaynaklar dikkatlice belirlenmeli ve bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Problemin çözümü için anket, gözlem, görüşme, kaynak taraması, internet taraması gibi bilgi toplama yollarından faydalanılır. Beşinci aşama, hipotezlerin test edilmesi. Bu aşamada oluşturulan hipotezler test edilir. Böylelikle hipotezin problemin çözümlerinden biri olup olmadığı anlaşılır. Bu aşama aynı zamanda yöntem için de bir uygulama sürecidir. Altıncı aşama, en uygun olanının seçilmesi. Bu aşamada hipotezlerden probleme en uygun olanı seçilir. Hipotezlerle ilgili araştırmalar yapılır ve kanıtlar toplanır. Toplanan bu bilgiler ışığında hipotezlerle ilgili karşılaştırmalar yapılır ve problemin çözümüne yönelik en uygun hipotez seçilir. Yedinci aşama, genel bir sonuca varılması. Problem çözme yönteminin son aşamasıdır. Hipotezlerin test edilmesinden sonuçlar çıkarılarak genel bir sonuca varılır. Hipotezin probleme ne ölçüde ve nasıl bir anlam kazandırdığına dair yazılı bir rapor hazırlanır. Problemleri çözmek karmaşık bir süreçtir. Göremediğimiz birçok etken problemleri çözmekte bizlere güçlük çıkarabilir. Bu güçlüklerin bazıları psikolojik, bazıları ise çevresel ortamlardan kaynaklanır.
Bu engelleri doğru saptayamadığımız sürece iyi bir problem çözücü olmamız zordur. Bu engeller problem çözücülerden kaynaklanan çözüm engelleri. Algılama eksikliği, problemin tek ya da çok az boyutunu görmek. İfade edememe, problemin çözümüne aykırı düşecek bir dil kullanmak, açık ve net ifade edememek. Duygular, başarı, takdir edilme, ait olma, çekinme ve korkaklık gibi kişiden kişiye değişiklik gösteren bir takım gereksinimler, içinde bulunulan problemle çakışırsa uygun şekilde davranmayı güçleştirir. Zeka, zekanın doğru kullanılmamasından kaynaklanan engellerdir. Önemli olan neye sahip olunduğu değil, nasıl kullanıldığıdır. Ortamdan kaynaklanan çözüm engelleri. Fiziksel çevre, çalışma ortamının durumu. Politika, süreç ve prosedürler. Kuruluşun politikası, kuralları ve benzeri. Kültür ve yönetim tarzları. Toplumun ve organizasyonun kültürel yapısı ve yönetim anlayışları, gelişim ve yeniliklere açık olup olamaması. Karşımızdaki kişi ya da kişilere kızgınlığımızı ifade ederken nelere dikkat etmeliyiz? Varsayımları gözden geçirmeli, kızgınlık yapıcı bir biçimde ifade edilmeli, açık ve net olmalı, tutarlı olmalı, kızgınlığın sorumluluğunu kabul etmeli, karşı tarafı kızdırmaktan kaçınmalı, düşüncesizce davranmaktan kaçınmalı, haklılık ve üstünlük duygusuna kapılmamalı ve duyarlı olunmalıdır. Eğer bir sorun çözülemiyorsa endişelenmeye gerek yoktur. Çünkü endişelenerek de o sorunu çözemezsiniz. Önce problemi tanımlayınız. Problem nedir? Yanlış olan, yanlış giden nedir? Belirtiler nelerdir? İşinizi ne etkilemektedir? Tüm bunları bir yere not ediniz. Ekipte herkes bunu okusun ve niçin önemli olduğunu anlasın. Dikkat ediniz, bunu yaparken problemi tanımlamaya çalışınız. İstediklerinizi listelemeyiniz. Gerçekten önemli problemler için zaman harcayınız. Bir problemin olması onu çözmek zorunda olduğunuzu göstermez. Bu problemi çözmezsem ne olacak diye kendinize sorunuz ve bir şey olacağı yok diye bir yanıt alıyorsanız daha önemli şeylere dikkatinizi veriniz. Varsayımlarınızı test ediniz. Olguları kontrol ediniz. Sizin ve ekibinizin problemi aynı şekilde anladığından emin olunuz. Problemin önemli olduğunu tüm bilgi ve verilerini kontrol ederek doğrulayınız. İyileştirme şansı sağlayacak çözümler hakkındaki varsayımlarınızı değerlendiriniz. Proje yönetim becerilerinizi kullanınız. Büyük bir problemi çözmek bir projedir. Görevleri tanımlamalı ve ne zaman yapılması gerektiğini saptamalısınız. Projeniz için yönetim desteğini aldığınızdan emin olunuz. Grup çalışması yapınız. Oluşturacağınız grupta çözüm üretenleri, problem üretenlere tercih ediniz. Grubunuzdaki herkesle iyi iletişim halinde olunuz. Tüm grup üyelerinin fikrine önem veriniz. Hedeflerinizle ilgili olarak ne yapmanız gerekiyorsa onu yapınız. Karar vermekten kaçmak istiyorsanız hiçbir şey yapmamalısınız. Ancak bu problemi çözme olmayacaktır. Bu problemi terk etmektir. İletişime giriniz. İnsan olarak kötü şeyleri saklama eğilimimiz vardır. Özellikle çok az gelişme varsa ya da hiç gelişme kaydedememişsek onu gizlemeyi tercih ederiz. Ne olup bittiğiyle ilgili durumu anlatmanız halinde anlayış ve destek alabilirsiniz. O nedenle iletişime girmekten kaçınmamalısınız. İçinde bulunduğunuz durumu kaydedilen gelişme olup olmadığını, olumsuzlukları takım arkadaşlarınızla paylaşmalısınız. Geçiştirme düşüncelerinden kaçınmalısınız. Aspirin almak baş ağrısı için ferahlatıcı bir çözüm olabilir ama bir sonraki baş ağrısının olmayacağını garanti etmez. Ağrılar için sık sık gerekli olsa da ağrıyı sadece geçiştirir. Eğer gerçekten problemi önleme yolundaysanız daha derine inmeniz gerekmektedir.
Doğru kök sebepleri tanımlayın ve kesinleştiriniz. Karmaşık problemler çok sayıda kök sebebe sahiptir. Çözüm planınızın sizin tanımladığınız sebepleri ortadan kaldıracağından emin olmak için hala bir probleminizin var olduğunu iki kere kontrol ediniz. Daha sonra planınızı uygulamaya alınız. Etkili çözümleri seçin ve uygulayınız. Kök sebepleri teşhis etmek hem önemli hem de gereklidir. Ancak bir çözümü uygulamadığın sürece hala bir problemin var demektir. Çözüm planının gerçekten teşhis ettiğiniz kök sebepleri ortadan kaldırıp kaldırmayacağını iki kez kontrol ediniz ve sonra çözümü uygulayınız. Diğer projeler sizin dikkatinizi dağıtabilir. Bu nedenle çözümün hayata geçirilmesi aşamasında çalışmanızı asla kesintiye uğratmayınız. Hayır deme cesaretine sahip olunuz. Öngörülen zaman ve konu için ayrılan kaynaklar çerçevesinde problemin çözülemeyeceğine inanıyorsanız sizin için en iyi şey doğru olanı söylemektir. Hayır dememek, amacı kabul etmek, imkansızlığa inandığı halde başarısızlığı kabul etmek demek olacaktır. O halde bu proje üzerinde çalışmayı nasıl reddedeceğiniz konusunda bir strateji geliştirmelisiniz. Kanıtları toplayınız ve arzulanan başarılı sonuca nasıl ulaşılabileceğini açıklayınız. Verdiğiniz sözleri karşılayınız. Ne söz verdiyseniz yapınız. Söz verileni karşılamak ilişkileri güçlendirir ve güveni oluşturur. Problemleri çözebilmek için her ikisine de ihtiyacınız olacaktır. Durum değişir ve sizin de verdiğiniz söz değişmek zorunda kalırsa bu durumu yönetime aktarınız. Zira bu en doğru yoldur. Ve böylece onlar da planlarının değişimini sağlayabilir. Her şey gereklidir, hiçbir şey gereksiz değildir. Problemi tamamen çözdüğünüzden emin olunuz. Bu problem ortadan kalkana kadar dikkatinizi başka konulara kaydırmayınız. Aksilikler için plan yapınız. Eğer bazı şeylerin ters gitme olasılığı varsa iş ters gider. Ortaya çıkabilecek aksilikler için şimdiden alternatif planlar hazırlamalısınız. Eksiksiz kriterler kullanınız. Her bir görevi başarıyla tamamlamak için ne gerektiğini tanımlayınız. Kriterler hazır olduğunda ve gecikme ve anlaşmazlıklardan kaçınmayı sağlayabilecek standartları belirlediğinizde onları açıkça belirtiniz. Yoksa gerçekten bu görev için zorlu bir çalışma içine giren kişilere yanlış anladıklarını belirtmek durumunda kalabilirsiniz. Ancak bu duruma düşmemelisiniz. Yardımcı olanlara teşekkür ediniz. Önemli bir problemi çözmek iltifat edilmeyi hak ettirir. Hiç kimse sizi dikkate almazlık edemez. Yöneticilerinizin sizin ve ekibinizin başarısını bildiklerinden emin olunuz. Onları bir riskten kurtardığınızı hatırlatınız. Herkese projeye katıldıkları için teşekkür ediniz. Bu son derece nazik bir davranış olduğu kadar bir sonraki proje için kişileri cesaretlendirecektir. Tüm canlılar yaşamlarını sürdürmek için sürekli olarak çevreleriyle mücadele etmek ve yeri geldiğinde uzlaşmazlığa düşmektedir. Bir canlı organizma yaşamsal nitelikteki bir ihtiyacını karşılamak istediğinde eğer bir engelleme ile karşılaşırsa sıkıntı ve gerginlik meydana gelmektedir. İnsanlar bakımından çatışma, fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik ihtiyaçların teminine engel teşkil eden olaylardan ve sıkıntılardan doğan gerginliklerdir. Uzlaşmazlık olgusu insan yaşantısının her kesiminde olduğu gibi organizasyonda da varlığı inkar edilemeyecek bir kavramdır. Günümüzde artan rekabet, globalleşme, kültürel farklılıklar ve iş gücünün bölünmesi nedeniyle organizasyonlar yoğun bir şekilde uzlaşmazlık durumuyla karşı karşıyadır. Yöneticiler zamanlarının beşte birini uzlaşmaya harcamaktadırlar. Anlaşmazlık, bir kişinin hedefleri ve istekleri diğer bir kişinin istekleri ve hedefleriyle karşı karşıya gelirse, birbirlerini engellerse, duraklatırsa ya da bozarsa ortaya çıkan durumdur. Anlaşmazlık eşittir şiddet değildir. Anlaşmazlık, kişilerin farklı istek, çıkar, gereksinim, amaç, hedef
ve görüşleri nedeniyle karşı karşıya gelmeleridir. Şiddetse yıkıcı, saldırgan bir yaklaşımla çözümsüzlüktür. Kızgınlık anında kendimizi kontrol etmek için ne yapabiliriz? Bağırmak yerine konuşmayı, fiziksel olarak gerginlik hissedildiğinde duruş biçimini değiştirmek ya da kısa bir süre için gözleri kapatarak gerginliği atmayı, konuşma hızını kontrol etmeyi, yavaş konuşmayı tercih etmeliyiz. Oturur konumdaysak arkaya doğru yaslanmayı, el kol hareketi gerektiği durumunda sakin olmayı, zihinsel olarak meşgul olacak bir şeyler bulmayı, rahat bir duruş ya da oturma konumunu seçmeliyiz. İmkan varsa kızgınlık uyaranını kanalize etmek için sakin ve sessiz bir ortama geçmeli, pasif kalarak işleri bir süre için oluruna bırakmalı, kafeinli içecekler kızgınlığın daha fazla uyarılmasına neden olacağından bir bardak su içilmelidir. Uzlaşmazlık en genel anlamda iki veya daha fazla kişi ya da grup arasındaki anlaşmazlık ya da uyuşmazlık durumudur. Kişiler arası uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar herhangi bir bireyin kendi isteklerini ve hedeflerini gerçekleştirmek ve arttırmak için seçmiş olduğu yolların diğer bir kişinin isteklerini ve hedeflerini gerçekleştirmek ve arttırmak için seçmiş olduğu yolları önlediği, bloke ettiği ve engellediğinde ortaya çıkan durumlardır ve toplumsal yaşamın bir parçasıdır. Bu öncelikle kişilerin iç dünyalarında yaşanan ve tarafların birbirlerinin iletişim biçimi, tavır, tutum ve davranışlarından huzursuz olmasıyla devam eden bir süreçtir. Kavram üzerinde evrensel bir tanımlama olmamakla birlikte daha çok toplumsal taraflar arasında etkinliklerde, ilişkilerde ve davranışlarda uyuşmazlık olarak ifade edilir. İnsanların bulunduğu her ortamda anlaşmazlık durumu kaçınılmaz bir olgudur. Bireyler kendilerini etkileyen kararlarda söz sahibi olmak isterler. Başkaları tarafından dikte edilen kararları kabul etmek istemeyenlerin sayısı arttıkça farklılıklar ve anlaşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Farklılıkların ve uyuşmazlıkların olduğu her durumda taraflardan biri diğerinin taleplerine boyun eğmedikçe farklılıklarla yapıcı ve barışçıl bir biçimde baş etmenin yolu farklılıkları ve çözümleri müzakere etmektir. Müzakere, farklı çıkarların ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir etkileşim sürecidir. Müzakere, aralarında anlaşmazlık olan tarafların kendilerinin ya da temsilcilerinin başkalarından yardım almaksızın birlikte çalışarak aralarındaki anlaşmazlığı çözmek amacıyla yüz yüze geldikleri bir sorun çözme sürecidir. Müzakerede amaç, başkalarının kararlarını etkileyerek istediklerimizi elde etmek için onların düşüncelerini değiştirmek, karşılıklı iletişimle ikna etmek, ortak bir karar vermek, ilgilerde ve ihtiyaçlarda ortaklığı sağlamaktır. Uzlaşmazlığın yönetimi, uzlaşmazlığı belirli bir yönde sonuca yöneltebilmek için anlaşmazlığa taraf olanların ya da üçüncü bir tarafın karşılıklı olarak bir dizi eylemde bulunmasıdır. Eylemler anlaşmazlığın sona erdirilmesine ya da uzlaşmazlık sürecinin etkilenmesine yönelik olabilir. Uzlaşmazlık yönetiminin amacı olumlu, barışçıl ve uzlaşmacı bir biçimde anlaşmazlığı sonlandırmak olabileceği gibi karşı tarafa üstünlük kurmaya yönelik de olabilir. Uzlaşmazlığı çözme ise uzlaşmazlık yönetiminden farklı olarak taraflar arasında sürecin anlaşmayla sonuçlandırılmasını içerir. Uzlaşmazlık bir problem değil, çözümün bir parçasıdır. Birçok farklı uzlaşamama durumu söz konusudur. Bunlar, duyuşsal, ortak problemi çözmeye çalışan tarafların farklı duygulara sahip olmasından kaynaklanır. Çıkar, sınırlı miktarda kaynağın kiminle, ne kadar ve nasıl paylaşılacağı konusundaki uyuşmazlıklardır. Değer, tarafların belli konulardaki değerlerinin uyuşmazlıklarıdır. Bilişsel,
Tarafların benzer ya da aynı bilgiyi farklı biçimlerde algılama, yorumlama ve anlamlandırmalarından kaynaklanan durumdur. Amaç. Tarafların tercih ettiği amaçların, hedeflerin kısmi veya tamamıyla uyuşmazlığıdır. Esas. Görev, iş ve benzeri temel konularda uyuşmazlıkların yol açtığı durumdur. Gerçekçi ya da gerçekçi olmayan. Bir nedene dayanan ve amacı olan durumlar gerçekçiyken, gerilimi azaltmak, duyarsızlık, düşmanlığı ifade etmek gibi ihtiyaçlardan veya bir hatadan kaynaklananlarsa gerçekçi olmayandır. Kurumsallaşmış ya da kurumsallaşmamış. Tarafların önceden belirlenmiş ve açıkça ifade edilmiş kurallarına göre hareket etmeleridir. Cezalandırıcı. Karşı tarafa mümkün olabildiğince fazla zarar vermek, diğerini cezalandırmak için yapılandır. Yanlış atfedilen. Yanlış kişiye, duruma atfedilmesidir. Yanlış yönetilen. Tarafların husumetlerini, öfkelerini ve eylemlerini uyumsuzluk içinde olmadıkları başka taraflara yönetmeleridir. Temelde müzakere, birbirine zıt olan ilgilerin ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir takas sürecidir. Müzakere, bireysel ve toplumsal yaşamda her türlü etkileşimi içerecek biçimde geniş kapsamlı olarak tanımlanabileceği gibi, belirli bir durumda belirli bir amaç için etkileşim olarak da tanımlanabilir. Arabuluculuksa, aralarında anlaşmazlık olan tarafların kendilerinin ya da temsilcilerinin arabulucu denen tarafsız birinin yardımıyla anlaşmazlıklarının çözülmesi sürecidir. Anlaşmazlık olan tarafların ya da temsilcilerin her iki tarafını da destekleyebileceği bir eylem planı oluşturarak anlaşmazlığı çözmek amacıyla işbirliği yapılan bir grupla sorun çözme süreci de oy birliğiyle karar almadır. Uzlaşmazlığı belirli bir yönde sonuca yöneltebilmek için nelere dikkat edilmeli? Kızgınlığın kontrol altına alınması, karşı tarafa yaklaşmadan önce bir kez daha düşünmek, olumlu hava oluşturmak, temel bazı kurallara dikkat etmek, problemi tartışarak tanımlamak, olası çözümler için beyin fırtınası yapmak, olası çözümleri belirlemek, sürecin çözüme ulaşmasında önemli katkı sağlayıcı unsurlardır. Uzlaşma, bağımsız ve objektif üçüncü bir kişinin uyuşmazlığın taraflarına, olayın özelliklerine göre şekillenecek çeşitli çözüm önerileri sunup, onların bu çözüm önerilerini müzakere etmesini ve sunulan çözüm önerilerinden birisinde anlaşmalarını hedefleyen bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir. Uzlaşma, her iki tarafın istediğinden etkilenmeyen, bağımsız bir temele dayanarak müzakere etmektir. Görüşmelerin çoğunda seçeneklerin ortaya çıkmasına engel olan unsurlar, erken yargılama, tek bir yanıt aranmasıdır. Bir müzakereci olarak uzlaşma için mutlaka karşı tarafı da hoşnut edecek çözümler aramalısınız. Akıllıca bir çözüm için talepleri değil, açık ya da örtük ihtiyaçları ve ortak çıkarları göz önüne alın. Uzlaşma süreci hem kendi hem de karşı tarafın isteğini, gereksinimini, ihtiyacını, çıkarını, hedefini ve amacını ortaya çıkaran strateji ve taktikleri belirleyip çözüme gittiğiniz bir süreçtir. Anlaşmazlık konularının belirlenmesi. Anlaşmazlığın tarafları ortak sorunun altında yatan konuyu keşfetmeli ve tanımlamalıdır. Sorun nedir sorusundan yola çıkarak anlaşmazlığın tarafları ortak soruna ilişkin algılarını kendi perspektiflerinden açıklamalıdır. Tarafların ortak soruna ilişkin ortak algı geliştirmesi gerekmektedir. Ortak soruna ve karşı tarafın davranışlarına yönelik geliştirilen duygular ve nedenleri paylaşılmalıdır. Her iki taraf da karşı tarafın duygularını ve nedenlerini işitmeli ve algılamalıdır. Vizyon geliştirmesi.
Anlaşmazlığın tarafları ortak sorunların yapıcı ve barışçıl olarak çözemezlerse neyle karşılaşacaklarına ilişkin ortak vizyon geliştirmelidirler. Bunun için sorun çözümlenemezse ilişki nasıl bir yönelim gösterecektir? Sorun çözümlenemezse taraflar ne hissedeceklerdir? Sorun çözümlenemezse taraflar farklı ne yapacak? Ortaya konmalıdır. Tarafların çıkarlarının ve gereksinimlerinin belirlenmesi. İstekler ve görüşler somut ve açıktır. Fakat bunların altında yatan çıkarlar, gereksinimler belirgin olmayabilir, elle tutulamazlar ve zaman zaman da tutarsızdırlar. Bir müzakerede yapılan en yaygın hata, karşı tarafın da aynı gereksinimleri ve çıkarları olduğunu varsaymaktır. Çözüm seçeneklerinin üretilmesi. Bir müzakerecinin kendi çıkarlarına uygun bir uzlaşmaya ulaşması için hem kendi hem de karşı tarafın isteklerini, gereksinimlerini ve çıkarlarını da göz önüne alması gerekir. Etkili seçenekler üretebilmek için şunları yapmalısınız. Seçenek üretme işlemiyle bunları değerlendirme işlemini birbirinden ayırmalısınız. Tek bir yanıt aramaktansa masadaki seçenekleri genişletmelisiniz. Karşılıklı kazanç aramalısınız. Çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesi ve anlaşmanın oluşturulması. Üretilen çözüm seçenekleri değerlendirilerek her iki tarafın yararına olan çözüm seçeneğinde karar kılınır. Farklılıkları bağdaştırmaya çalışılırken istekleri temel almak hatadır. Gereksinimlere ve ortak çıkarlara odaklanmak gerekir. Anlaşmanın uygulanması. Ulaşılan anlaşmanın uygulanmasıyla taraflar arasında uzlaşma, anlaşma ve bütünleşme sağlanarak müzakere süreci kapanmış olur.